Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, önemli bir konu var soracağımız. Bir de kafa karıştıran bir konu tabii. Hani geçmişte bazıları İslamiyet, din, terakkiye manidir, ilerlemeye manidir. Teknolojinin şunun bunun önündeki engeller hep dinden kaynaklıdır dediler ya. Bazıları da diyor ki İslamiyet dünyadaki bütün zevkleri yasak ediyor. İnsanlar için Allah-u Teala madem yaratmış bunları, insanlar bunları yaşasın bu zevkleri de. Öyle midir? Yani gerçekten İslamiyet dünyadaki bütün zevkleri yasak mı ediyor? Zevksiz bir hayat, bir dünya mı emrediyor? Şimdi siz öyle sorunca güldüm, gülmemin sebebi de gerilere gittim. Seneler öncesine gittim. O zaman bir lisede derse giriyordum da. O zaman işte bayağı anarşi asiler, talihselere kadar falan indirmişlerdi. 70'li yıllar falan mı? 80'li yıllar. 80'li yıllar. Bir sınıfta böyle işte sosyalist geçinen çocuklar var falan. Fen şubesiydi. İşte kızların şeyiyle biz sınıfta böyle bir çalışkan bir çocuk vardı falan. Ders bitti. Bittikten sonra dedi ki bir şey sorabilir miyim? İki tane de kız arkada duruyor. İki tane. Dedi ki İslamiyet'te hani karı koca ilişkisi veyahut da kadın erkek ilişkisi yasakmış, günahmış. Öyle mi dedi? Çocuğa döndüm. Dedim benim annem Müslüman, babam da Müslüman. Ben doğmuşum. Çocuk zeki bir çocuktu falan. Bir mahcup oldu, kızardı. Tabii onun annesi babası da Müslümandır. Annesi yani. Babası da Müslümandır. Allah-u Teala o zevkleri yasak etmemiş ki. Yani dünyada helal ve makıldı o kadar çok şey var ki. Yani zevkleri yasak et. Efendim işte eti kızartmak günahmış. Yok öyle bir şey. Keyfine göre aynı şekilde mangalda yaparsın, tavada da yaparsın. Az lezzetin neye uygunsa. Neye uygunsa. Ama işte içecekleri falan. Ha, içeceklerin içerisinde meşrubat genel ismi itibariyle bunların içerisinde alkollü olanlarını yasak etmiş. Alkolsüz olan o kadar içecek var ki onlar da hepsini de serbest bırakmış. Yiyecek olanların içerisinde o kadar çok şey var ki cana bak serbest bırakmış. Yok efendim ben böcü börtü de yiyeceğim falan. Tercih sana aittir de. Hani Allah-u Teala kullarının dünyada rahat ve huzurlu yaşayabilmesi için nelerin yenip nelerin yenmeyeceği, hangi zevklerini aynı şekilde tadacakları, yani insan vücudu olarak lezzet alabileceği şeylerin helal ve mubah olanlarını da yaratmış. Allah-u Teala helal ve mubah olanlara izin vermiş, yasak ettiklerini de buna yaklaşmayın buyurmuştur. Şimdi haram olan bir şey, adam mesela diyelim ki alkole alışıktır veyahut da eroine alışıktır. Efendim işte bak zevkleri yasak ediyor falan. Eroinin de alkolün de aynı şekilde zararını herkes aynı şekilde açıkça görmektedir. Bugün doktorlar da feryat edip duruyor. Ve devletler aynı şekilde eroin ve benzeri aynı şekilde şeylerle, zararlı maddelerle mücadele halinde. Belirmeler olarak devletler arasında bu mücadele halinde. İslamiyet bunları zaten yasak etmiştir. İster sıvı olarak tüketilsin, ister aynı şekilde dumanlı olarak veyahut da vücuda zerk edilerek olsun, hangi şekilde olursa olsun bunların hepsini aklı gideren şeyleri külliyen yasak etmiştir. Bunun içerisine eroin de girer, esrarı da girer, yani benzeri uyuşturucu niteliğinde olanların hepsi dinimiz bunları tek bir kalemle aynı şekilde haram olduğunu bildirmiştir. Haram olduğunu bildirmiş. Dolayısıyla İslamiyet her şeyi, bütün zevkleri yasak etmemiş. Uykuda, yemek yemekte, ondan sonra güzel giyinmekte, güzel evlerde oturmakta, güzel arabalara binmekte. Bunların her biri ayrı birer zevktir. Helal ve mubahtır. Bunlar da serbesttir. Ama İslamiyet'in bildirmiş olduğu ölçü bunları, bu lezzetleri helal ve mubah olanlarda fazlasıyla yaratmış. Aynı lezzetleri gidip haramdan almaya kalkma. Onları yasak etmiştir. Hadise bundan ibarettir. Hatta İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri, İslam alimlerin büyüklerinden bu zat buyuruyor ki Allah-u Teala kullarına çok merhamet ve ikram ederek mubah olan şeylerle zevklenmeye izin vermiş, pek çok şeyi mubah etmiş, helal olan bu sayısız zevkleri, lezzetleri bırakıp da haram edilen birkaç zevke sapmak Allah-u Teala'ya karşı ne kadar edepsizlik olur.
ve hem de haram ettiği lezzetleri daha fazlasıyla mubahlarda yaratmıştır. Helal olan çeşit çeşit nimetlerin zevkleri bir yana, insanın işinden Rabbinin razı olmasan daha büyük zevk olur mu buyuruyor bu zat? Yani Rabbinin emretmiş olduğu bir şey yapıyorsun, ondan daha büyük aynı şekilde zevk olur mu? İnsan bile diyelim patronun yanında çalışıyorsun veya da müdürün vardır falan, onun gözüne girmek için bir şeyler yapıyorsun, o da aferin ne güzel yapmışım falan diyor, takdir ediyor, zevkten dört köşe oluyorsun. Yani netice itibariyle memnun ettiğin bir insandır. Evet, onu da memnun edeceksin de, ama onu da, senin patronun da, müdürün de, herkesi, her şeyi yaratan Cenab-ı Hak senin işinden razı olursa bundan daha büyük zevk olur mu buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e Sözleri. Nefis tabii ki Allah-u Teala'nın yaratılışı itibariyle Allah-u Teala'nın düşmanı olduğu için zevklerine kavuşmak için her kötülüğü yapmaktan çekinmez. Mesela adam öldürmek haramdır, içki içmek haramdır, zina etmek haramdır. Ama nefs oraları aynı şekilde kurcalar durur. Kurcalar durur. Helal ve mubah olan zevki bırakır. Haram olanlar da aynı şekilde onu aramaya kalkar. Onu aramaya kalkar. Tabii ondan sonra tabii bunları aramaya kalkınca ne insan hakları kalır, ne kanun kalır. Hepsini çiğner geçer gider. Ve dolayısıyla nefsin zevklerinin de sonu yoktur. Hakikaten yok. Şimdi magazin gazetelerine, magazin sayfalarına bakıyorsun gazetelerde. Bakıyorsun dünyaca meşhur olmuş şarkıcıdır, artisttir falan. Ya biz bu dünyada yaşamıyoruz veyahut da onlar bu dünyada yaşamıyor falan. Vücutlarında dövme yaptırmadık yer kalmamış. Hele kadınlara çok şaşıyor. Yani vücudunda dövme yaptırmak yer kalmamış. Dudağına takıyor, kulağına takıyor. Hadi kulağına taktı. Ona izin verilmiştir. Burnuna takıyor, göbeğine takıyor. Takmadık yer kalmıyor. Garip bir şey. Peki bu nereden kaynaklanıyor? İşte İslam alimleri buyuruyorlar ki nefsin zevklerinin sonu yok. Sonu yok. En sonunda bir de şu işte ne diyorlar o? Rus ruleti mi diyorlar? Hadi bir de çekeyim bakayım falan. Yani bir de aynı şekilde bunu deneyeyim. Eroini deneyeyim. Ondan sonra bilmem şunu deneyeyim, bunu deneyeyim. Bunu sunuyor ki. Bunu sunuyor. Zaten bu yasaklar, dinin bütün yasaklarına baktığımız zaman bunları çoğunu devletler de yasaklamış. Devletler de yasaklamış. Şimdi bir de sosyal yanı var. Biz hani bencil düşünüp de yani niye bizim zevkimizi böyle değil ki. Bizim zevkimiz, ben sürat yapmaktan zevk alıyorum ama benim bu zevkim bir başka insanın hayatına mal olabilir. Onun için yani frenlenmesi gerekiyor. Hani açtığınız konuda Avrupa'da, Amerika'da mesela kırmızı ışıkta geçenin yani elinden alıyor, elinden almakla da bırakmıyor, alıp götürüyor, tımarhaneye tıkıyor. Diyor ki bunun kafasında bir sakatlık var. Bunun tedavi olması lazım. Tedavi olması. İslamiyet zaten kul hakkıyla bütün bu meselelerin hepsini halletmiş. Ve din büyükleri buyuruyor ki dünya hayatı çok kısadır. Her gün geçip hayal olmaktadır. Her insanın sonu ise ölümdür. Bundan sonrası ya daimi azap veya ebedi nimettir. Ya nefsine tabi olursun, her türlü nefsin istedikleri zevkleri peşinde koşar, netice itibariyle kendini azaba atarsın veyahut da Allah-u Teala'nın takdir etmiş olduğu, izin vermiş olduğu helal ve mubahlardan o zevkleri alır, huzur içerisinde yaşar, ebedi saadet yurdu olan cennete gidersin. Tercih sana aittir. İmam-ı Gazali Hazretleri bir talebesine hitaben buyuruyor ki keyfine göre yaşa. Yani nefsine uy, istediğin gibi yaşa. Evet. Ama fakat bu yaşamanın sonu uzun sürmeyecek. Bir gün elbette öleceksin. Gece gündüz düşündüğün, sımsıkı sarıldığın lezzetlerden elbette ayrılacaksın. Dünyanın nesini seversen sev, hepsine veda edeceksin. Elinden geleni yap, fakat unutma ki her yaptığının hesabını vereceksin buyuruyor. Dolayısıyla Allah-u Teala, yani İslamiyet, insanın dünyada aldığı zevkleri yasak etmemiş. Sadece bu zevklerin zararlı olanlarını yasak etmiş. Hasse bundan ibaret. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hiç kimse yoktur ki 10 kişiye amir olsun da kıyamette idare ettiği kimseler arasında hüküm verilinceye kadar elleri bağlı olmasın. Açıldı göklerin babı, o hazrete minhac oldu. Açıldı göklerin babı, o hazrete
Hakleri geçti, o huzura irac oldu. Anın çün gökleri geçti, o huzura irac oldu. Anın çün daveti Mevla Muhammed'e miraç oldu. Anın çün daveti Mevla Muhammed'e Tam ilmihal, saadeti ebediye. Kâfirlerin yaptıkları ve kullandıkları şeyler de iki kısımdır. Birgivi vasiyetnamesinde diyor ki, kâfirlerin kullandıkları şeylerin ikinci kısmı, ibadet olarak yaptıkları ve kâfirlik alameti olan ve İslamiyeti inkâr etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan şeylerdir ki, bunları yapan ve kullanan kâfir olur. Bunlar, ölümle veya bir uzvun kesilmesiyle veya bunlara sebep olan şiddetli dayak, haps, bütün malını almak ile tehdit edilmedikçe kullanılamaz. Bunlardan meşhur olanlarını bilmeyerek veya şaka olarak veya herkesi güldürmek için yapan da kâfir olur. Mesela papazların ibadetlerine mahsus şeyi kullanmak küfür olur. Buna küfrü hükmi denir. Onlara mahsus olan şeyleri kullanmanın küfür olduğu İslam alimlerinin temel kitaplarında yazılıdır. Din düşmanları Müslümanları aldatmak için kâfirlerin adetlerini, bayramlarını Müslüman adeti, Müslümanların mübarek günü diyerek bunların gavurluk ve kâfirlik olduğunu örtmeye uğraşıyorlar. Büyük Konstantin'in Hristiyanlık dinine karıştırdığı Noel gecesini ve Cemşid'in ortaya çıkardığı Nevruz günü Mecusi bayramını milli bayram olarak tanıtıyorlar. Müslümanların bu günlerde bayram yapmalarını istiyorlar. Genç ve saf Müslümanlar bunlara aldanmamalıdır. Bugün bütün dünyada gerek imanı ve küfrü tanımakta, gerekse ibadetleri doğru yapmakta cahillik özür değildir. Meşhur olan din bilgilerini bilmediği için aldanan cehennemden kurtulamayacaktır. Allahü Teala bugün dinini dünyanın her tarafına duyurmuş, imanı, helali, haramı, farzları, güzel ahlakı öğrenmek pek kolaylaşmıştır. Bunları lüzumu kadar öğrenmek farzdır. Öğrenmeyip cahil kalan farzı terk etmiş olur. Öğrenmeye lüzum görmeyen, ehemmiyet vermeyen kâfir olur. Mustafa İzzi Efendi Hazretleri. Bu bölümümüzde İstanbul'da doğan bir evliyayı anlatacağız. Mustafa İzzi Efendi'yi. Mustafa İzzi Efendi'nin babası pek salih bir zat olan Halil Demhuri'dir. Halil Efendi Osmanlı milletinin bir bireyidir ve ilim ve edep timsali imparatorluk ruhunun hücrelerine işlediği fertlerinden bir ferttir o. Ve kardeşinin hasırcı dükkanında çalıştığı için Mustafa İzzi Efendi de Hasırcızade nispetiyle şöhret bulur. Mustafa İzzi Efendi, Cenab-ı Hakk'ın lütfu olan istidat ve basiretiyle bir tercihte bulunur hayat yolculuğunda. Onun tercihi, baki olana talip olmaktır ki, bu aklının çokluğuna işaret eder elbette. Evet, o, ilim ve tasavvuf yolunu seçmiştir.
bir gün muhakkak neticelenecek olan dünya hayatıyla ilgili meşgaleleri bir hiçlik olarak görür daima. İleriyi gören bir akıl sahibi olan Mustafa İzzi, Süleyman Sıtkı Efendi gibi bir evliyanın elinde pek nefis bir cevhere dönüşür. Mustafa İzzi Efendi, nefsinin Allahü Teala'nın düşmanı olduğunu bir an çıkarmaz aklından ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinin icabı olarak bu içindeki düşmana büyük bir savaş açar. Artık nefsinin istedikleri, Mustafa İzzi Efendi'nin kesinlikle reddettikleri, nefsinin istemedikleri onun yapacağı şeyler olur. Böylece kaçar haramlardan, mekruhlardan, şüphelilerden ve yapışır farzlara, sünnetlere ve edeplere. Ahlakını hulk-i azim üzere yaratılmış olan Kur'an-ı Kerim'de buyrulan Peygamberler Peygamberi sevgili peygamberimizin ahlakına uydurmaya çalışır. Tahsil ettiği zahir ilimler yanında manevi ilimlerde de muazzam yol kat eder ve hocasından icazet yani diploma alarak insanları Cenab-ı Hakk'a çağırır. Kalplerini doldurur muhabbetullah'la. Resulullah'ın aşkıyla yollara çıkar bir süre sonra. O alemlerin efendisine, peygamberler peygamberine, bütün canların canına, müminlerin şefaatçisine, merhametliler merhametlisine gitmek üzere, aşkıyla yandığı Resulullah'a kavuşmak üzere Hicaz yollarına düşer ve büyük bir edep ve muhabbetle ziyaret ettiği alemlerin efendisinden ayrılık pek zor gelse de dönüş yoluna koyulur bir müddet sonra. Fakat Mısır'a geldiğinde yol parası tükenmiştir Mustafa İzzi Efendi'nin. O bunu dert etmez, gider Tanta'ya, Büyük Veli Ahmet Bedevi Hazretlerinin kabri şerifini ziyaret eder. Kendinden geçmiş bir halde dua ederken bir el dokunur omzuna ve Mustafa Efendi'ye künyesiyle hitap ederek "Hasırcızade siz misiniz?" diye sorar. Belli ki boş değildir bu şahıs. Mustafa İzzi Efendi şaşkınlıkla "Evet benim." deyince o şahıs bir kese uzatır kendisine ve "Bunu yol masrafların olarak kullanırsın. Eğer İstanbul'a gelirsem bana geri ödersin. Yok eğer gelmezsem hakkımı helal ediyorum." Bir garip diyarda, Mısır'da, Tanta'da Mustafa Efendi'nin yol parası olmadığını bilen, ona künyesiyle hitap eden bir zat. Elbette Allahü Teala'nın imdadının yetişmesidir bu. Mustafa Efendi tevekkül ettiği Rabbine şükürler ederek İstanbul'a döner geri ve Hasırcızade dergahında ilim ve marifet yaymaya devam eder. 1823 tarihi Mustafa İzzi Efendi'nin mihnetler diyarı olan bu dünyadan ayrılış yılı olur ve Sütlüce'deki türbesine defnolunur. İstanbul evliyalarından Mustafa İzzi Efendi buyurdu ki: "Allahü Teala bir kimseyi severse ona sevdiklerinin sevgisini verir. Sevdiklerini ona sevdirir. Allahü Teala'yı seven onun düşmanını sevmez. Onun düşmanını seven Allahü Teala'yı sevemez. Allahü Teala'nın en büyük düşmanı nefislerdir. O halde nefsini terk etmek lazımdır. Üç kötü huy vardır ki bunlar insanı küfre götürür. Bunlar cehalet, inatçılık ve saygısızlıktır. 2000'in yenileyicisi, evliyaların önderi, büyük veli İmam-ı Rabbani Hazretleri kendisini frenk kâfirlerinden üstün bilenin Allahü Teala'yı tanıması haramdır buyurmaktadır. O halde mümin tevazu sahibi olmalı ve kendini hep kusurlu bilmelidir. İslam ahlakı. Hikmetten 7 iyi huy meydana gelmektedir. 1.
Birincisi zekadır. Bir melekedir. Bir alışkanlıktır. Bunun yardımıyla insan bilinen şeylerden bilinmeyenleri çıkarır. Delilleri bir araya toplayarak aranılan şeyleri bulur. Bunu kazanmak için malum şeyler yardımıyla meçhul olan şeyleri bulmaya çalışmak, hesap, matematik ve hendese, geometri problemleri çözmek lazımdır. 2. Sürat-i fehimdir. Buna sürat-i intikal de denir. İhtiyacı olunca lazım olan şeyi hemen anlayan melekeye denir. Bir şey işitince onun aksini, tersini de hemen anlar. Zeka düşünmede ve incelemede, yani fikirde ve nazarda olur. Yani bilinen şeyleri inceleyip bunlardan bilinmeyen bir netice elde eder. Sürat-i fehm ise fikirden ve nazardan başka şeylerde olur. 3. Zihin açıklığıdır. İstediği şeyleri çabuk anlamak, elde etmektir. 4. Dikkat etmektir. Düşünceler mani olmayıp istediği şeye teveccüh etmektir. 5. Teakkuldür. Lüzumlu şeyleri öğrenirken her şeyin haddini, sınırını aşmamaktır. Yani lüzumlu olanı terk etmez, lüzumsuz olanla da meşgul olmaz, vakit öldürmez. 6. Tehaffuz. Yani unutmamaktır. Ruhun akıl erdirdiği, anladığı bilgileri unutmamasıdır. 7. Tezekkürdür. Hafızadaki bilgileri her istenilen zamanda hatırlamaktır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın Zeyniler semtindeki Zeyniler Camii'nin iç kısmını anlatmaya çalışacağım. Bundan önceki programımızda bazı aksaklıkların da belirtilmesine uğraştığımız için zamanı tam olarak açıkçası kullanamadım. Girdiğimiz zaman caminin haremine, şu anda haremdeyiz. Tek kubbeli bir mekan. Bu kubbeler işte yani 8 ila 9 metre çapında olan kubbelerden, çok büyük kubbe değil ama çok ufak da kubbe değil. Kubbenin dörtgen olan yapının köşelerine gelen kısmında birer yarım kubbeyle kubbe desteklenmeye çalışılmış. Yani hem o yarım kubbeler kastak olarak desteklemiş, hem de kubbenin köşeli mekana inişini sağlamış. Sanat tarihçilerin ifadesiyle bunu sizlere anlatmaya çalışıyorum. Böylece çok dengeli bir yapı ortaya çıkmış. Efendim, pencereleri iki sıra halinde. Alt kattaki pencereler esas aydınlatmada görev yapıyor. Üst kattaki pencerelere de işte vitray süslemeleri konmuş ama ne zaman, nasıl kondu onları bilmiyorum. Hemen sağımda bir minber var. Bu minberi Muallimzade Ahmet Şemseddin Efendi koydurmuş. Ne zaman? 1568'de. Tabii bu minber, bu boyalarıyla beraber ve şu şekilleriyle 1568'in minberi değil. İhtimal ki bir yangın geçti, daha başka bir çürüme, kırılma gibi olaylar oldu. Ondan sonra buraya çok eski olmayan ama çok yeni de olmayan bir minberi birisi daha koydurmuş. Bu Muallimzade Ahmet Şemseddin Efendi, hayırsever birisi. Onun bir de hamamı var. İnşallah ilerleyen programlarımızda belediyenin insanların eğitimine tahsis ettiği ve özel mülkten satmış devlet efendim. Ahmet Şemseddin Efendi'nin, yani Muallimzade Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh yaptırdığı ve vakfettiği hamamı
Devlet zaman gelmiş satmış 1950'den önce. Adam da orayı tutmuş, demir atölyesi yapmış. Demirciler atölyesi yapmış. Koca hamam. Senelerce de bu devam etmiş. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bunları, valilikle beraber tabii, valiliğin yaptığı kamulaştırmalar da var. Belediye Başkanlığı'nın yaptığı kamulaştırmalar da var. Bunlarla beraber mülk sahiplerine, raiç bedelin biraz da üstüne çıkmak suretiyle mutlaka burayı kurtaralım diye vermişti ve şimdi güzel bir eğitim yeri olmuş. Onu inşallah yerinde anlatacağız. O zatın koydurduğu minber idi. Pencerelerinde herhangi bir pencere kepenki veya kapağı bulunmuyor. Bu yapılmamış demek değildir. Mutlaka yapılmıştır. Uludağ'ın eteğindeki bir semtte bulunduğumuza göre. Ama zaman içinde çürüyünce herhalde bir yenisini daha koyma imkanımız o zaman olamadı. Burada mihrap nişleri kavisli bir şekilde, kapsaralı yapılmış iç bükey olarak. Tahmin ediyorum yani şu andaki gördüğüm kadarıyla, yağlı boyayla da badana boyasıyla da plastik boyadıklarına göre bunlar daha sonradan tatlı kireç dediğimiz şeyle ya da alçılarla bu şekli verilmiş. Yani içindeki tuğlası orijinal ama dışındakilere ben orijinal diyemiyorum. İki tane şamdan koymuşlar. Şamdanın tabanları tarihi olabilir. Fakat kendileri mum değil. Bu herhangi bir şeyden herhalde demir borulardan yaptılar. Üzerinde böyle bir kavis verdiler. Bu hale getirdiler. Şuradaki vaaz kürsüsünün boyasını da minbere uydurmuşlar. Motifleri de uyduğu için minberle aynı dönemde yapıldığını tahmin ediyorum. Efendim bu camiyi bu kadar anlattıktan sonra gayet sade yapılmış bir cami. Şimdi Molla Hayali Hazretleri'nin kabrinin başına gidelim. Biraz da ondan bahsedelim. Molla Hayali Hazretleri'nin kabrinin başına geldik. Zeyniler kabristanında bulunmaktadır. Burada ayrı bir ada olarak Zeyniler kabristanı görülüyor ama daha önceki zamanlarda şuradan itibaren caminin ihata duvarının kabristana kadar uzadığını ben tahmin ediyorum. Şu ara bölümü de işte karşı yerlerdeki evlerde oturanların bu taraflara geçebilmeleri için yaya yolu kalsın diye böyle bırakılmış. Bir de tabii ziyarete gelenler oluyor. Kabristanın giriş kapısı da burası kabul edilmiş. Şimdi öyle görünüyor yani. Gelen ziyaretçiler için de Molla Hüseyin Hazretleri ziyarete gidenler için de buranın açık olmasına artık bir ihtiyaç var gibi görünüyor. Gerekli bilgileri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı buraya bir levha halinde koymuş. İnşallah bunlar yağmurdan, yaştan da herhangi bir şekilde zarar görmezler. Gelenler bunu tabii fark edemiyorlar. Ya bu küçük bir şey herhalde diyorlar. Zeyniler kabristanına gidiyorlar Molla Hüseyin Hazretleri'ni ziyarete. Burayı da ihmal etmemek lazım. Zamanının büyük evliyasıydı. Derin ilim sahibiydi. 1448'de yani Zeyniler Camii yapılmadan bir sene önce doğdu. O cami yapıldığında bir yaşındaydı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat ettiği sene de 1481'de vefat etti. 33 yaşında vefat etti. Küçük yaştan itibaren kadı olan babasından ilk eğitimini güçlü bir şekilde aldı. Ondan sonra da Hızır Bey vardı, zamanın meşhur müderrislerinden. Hızır Bey'den bazı dersler aldı. Onun hem talebesiydi hem de muidi yani yardımcısı idi. Diğer talebelere, kendi emsali talebelere de hocası olmadığı zamanlarda ders okuturdu veya ikinci bir okutman olarak orada, bugün öyle diyorlar ya, okutman diyorlar, orada görev yapardı. Yaşadığı 33 senenin çocukluk hariç diğer kısmında geceleri gündüzlere katmıştır. Yani geceleri doğru dürüst uyku uyumazdı. Kitapların tarif ettiğine göre gece uykusu geldiğinde bir yere dayanır, böyle ayakta kitap okur,
o kitap okurken azıcık bir dalması ora uyku yerine geçerdi diyor kitaplar efendim. Kollarının bazı kısmını şöyle iki parmakla birleştirmeye çalıştığınızda birleşirmiş efendim. Yani ne yerdi, ne içerdi, nasıl beslenir, nasıl ayakta dururdu, günde kaç defa yerdi, varın hesaplayın efendim. Ve İznik Medresesi de Osmanlı'nın bir numaralı medresesi o zamanlar, Fatih Sultan Mehmet Han zamanında. Bir numaralı medrese. İznik Medresesi'nin müderrisi vefat eder. Buraya bir müderris lazım. Ama çok prestijli bir medrese olduğu için buraya çok mükemmel birinin verilmesi gerekir. Evliya Mahmut Paşa'ya, yani bu Mahmut Paşa Camii'ni ve külliyesini İstanbul'da yaptıran zata Fatih Sultan Mehmet Han çok güvenirdi. Dedi ki buraya bir müderris verelim. O da dedi ki efendim bir molla hayali var. Yaşı genç ama çok güçlü bir ilmi var. Çok derin ilmi var. Onu versek mi dedi. Kimdir bu dedi Fatih Sultan Mehmet. Koca imparatorluğundan nereden tanısın onu. Ona dedi ki molla hayali efendim dedi. Ha bu dedi Şerh-i Akaide haşiye yazan kimse değil mi dedi. Yani ondan ünlenen, namlı olan kimse dedi. Evet efendim, tamam dedi. Git konuş kendisiyle, oranın müderrisine tayin ettiğimi söyle. Molla Hayali Hazretleri ile görüştü Mahmut Paşa. Dedi ki hayır, ben müderris olamam. Fatih Emre diyor efendim, ben müderris olamam. Ben hacca gideceğim çünkü dedi. Müderris olunca ders okutmak lazım. Ben hac görevimi yapacağım. Dedi ki padişahın emri olsun dedi. Söyleyin padişaha benim gidemeyeceğimi bildirin. Bildirdi. Mahmut Paşa'ya dedi ki Fatih Sultan Mehmet Han biraz bastır şöyle dedi. Ya acık görür ki olsun yani belki naz ediyor olabilir falan filan. Gelip Mahmut Paşa ısrar etmeye başlayınca ikinci seferde paşam dedi bana Mührü Hümayun'u getirip önüme koysanız ben bu görevi kabul etmem. Hacca gideceğim. Fatih hiçbir zaman kızmadı. Öyleyse dedi onun yardımcısına bu görevi verelim ama onun ismi bulunsun. Yardımcısı ders versin. Bu teklif gelince dedi ki ben ona karışmam. Yardımcım ders verecek versin. İsmin bulunduracaksa bulundurur. Ama ben bu görevi kabul etmediğimi baştan söyledim. Hacca gitti geldi ve müderrislik yapmak nasip olmadan vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. 30 senelik ömrü dolu dolu yaşamış olan bir rahmetli ilim adamı Zeyniye'de işte kabri de burada efendim. Yani işaret için böyle elimi vuruyorum yoksa bir yanlış anlama olmasın. Bazıları gelirler böyle sandıka üzerine el vurur lafa o manaya değil duvara el vurmuş oluyorum. Buradan şimdi programımızın artık sonuna da neredeyse yaklaşıyoruz birkaç dakikalık zamanımız kaldı. Orada da Molla Hüseyin Hazretlerinden bilgi verelim. Bursa'ya yolunuz düştüğünde de Zeynilere gelin. Zeyniler kabristanındaki büyükleri de ziyaret edin. Molla Hüseyin Hazretleri'nin kabrinin hemen yanındayım. Kabri şebekelidir. Şebekeli olduğu için de fazla bir zarar görememiş. Görmemiş. Öbür kabirlerde bayağı bir tahribatlar, taşlarında falan tahribatlar olmuş. Neyse ki şu anda korumaya alınmış. İnşallah bundan sonra böyle zarar ziyan verenler olmaz. Asıl adı Muhammed'di. Mehmet yani. Babasının adı da Feramuz'du. Babası Fransız subayı iken Müslüman oldu. Sonra da kızını verdi. İşte o kızını alan kimse, yani kızıyla Müslüman olan Osmanlı kumandanı Hüsrev Bey'di. Yani Fransızdı, Müslüman oldu, kızını Hüsrev Bey isimli komutanla evlendirdi. Ne oldu o zaman? Bu Muhammed bin Feramuz da Hüsrev Bey'in kayını oldu, kayınbirader oldu. Hüsrev Kayrı, Hüsrev'in Kayrı gibi sözlerle meşhur oldu. Kendisi iyi bir tahsil yaptı ve
büyük bir alim olarak hayata atıldı. Babasının vefatından sonra da Hüsrev Kaynı'nın kaynı sözü unutuldu. Sadece Hüsrev dendi. Ve o kendisine isim oldu. Şimdi buraya da Molla Hüsrev demişler. Halbuki Molla Hüsrev Muhammed bin Feramuz yazılsa bence çok daha güzel olurdu. Fakat tarihte böyle meşhur olduğu için bir Molla Hüsrev daha yok. Hüsrev Paşalar falan var ama Hüsrev olarak ilim adamı bu kadar meşhur olmuş olmadığı için Osmanlı tarihinde bu da kafi gelmiş. Olur mu? Olur. Çünkü insanların anasının babasının koyduğu addan başka halkın koyduğu bir adı vardır. O halkın koyduğu adı ekseriyetle onun özelliklerini de söyler. Anası babası oğlum iyi olsun diye, yumuşak huylu olsun diye efendim güzel isimler koyabilir. Fakat çocuk o halde olmayabilir. Ama halkın lakap olarak verdiği şeyler ekseriyetle onda gördükleri bir cevherden dolayıdır. Bunun da Molla Hüsrev olarak anılması bu büyük zatın da bu yüzden uygun bir hadisedir. Molla Hüsrev Hazretleri birçok medreselerde müderrislikler yaptı. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın şehzadeliğinde hocalığına verildi. Tabi hocası sadece Fatih Sultan Mehmet Han'ın Molla Hüsrev Hazretleri değildi. Hatta Molla Hüsrev Hazretleri'nin hocalığı biraz daha yetişkin dönemde. Molla Gürani Hazretleri, Molla Yegen Hazretleri bunlar da Fatih Sultan Mehmet Han'a çok emek vermiş kimselerdir ki bunun en başarılı olanı da onu uslandırabilmekte Molla Gürani Hazretleri olmuştur Mısır'dan gelen. Molla Hüsrev Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han'ın tahta geçtiğinde, birinci tahta geçişinde efendim kaz askeriydi. Yani yargının başındaydı. Devletin Yargıtay Başkanı gibiydi. Bugünkü manada söylersek tabii. O yargıyla bu yargı çok farklı şeyler de insanlar anlayabilsin diye böyle ifade ediyorum. Sonra Varna Meydan Muharebesi'ne gelen 2. Murat Han Haçlıların saldırısı üzerine tahtına tekrar dönünce Fatih Sultan Mehmet Han'ı da yine Şehzade Mehmet olarak veya sabık hükümdar olarak Manisa'ya Sancak Beyliği'ne gönderdi. Tabii dün padişah olan Sultan Mehmet Han bugün şehzade olarak Manisa'ya giderken onun yakın hizmetinde bulunanlar, onun emrinde görev yapanlardan bir kısmı saraydan uzaklaşıp yeni padişahın yani 2. Murat Han'ın 2. padişahlığının zamanında yanından uzak düşmek istemediler. Yani merkezde bulunalım, her gün padişahla görüşelim, kendimizi unutturmayalım. Ah makam mevki sevdası. İnsanlar neler 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 düşünüyorlar. Allah vermesin böyle nefsani düşünceleri. Ama Molla Hüsrev Hazretleri rahmetli ben geleceğim dedi. Şehzade Mehmet eski padişah efendim gelmeyin. Siz lütfen kaz askerliğe devam edin. Ben sizin benim yanıma gelmenize razı değilim demesine rağmen ısrar etti. Padişahım beni kırmayın. Ben sizinle beraber olmak istiyorum. Eğitimimize devam edelim dedi. Ve hakikaten öyle oldu. Daha sonraki yıllarda Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Şeyhülislam oldu. Osmanlı Devleti'nin 3. Şeyhülislamlıdır. Ve İstanbul'da vefat etti. Sonra buraya getirildi. Zeyniler kabristanına defnedildi. Şu anda da biz burada Fatiha'larımızı okuyoruz. Sizler de ekranınızın başında Molla Hüsrev Hazretlerine ve burada bulunan Zeyniler'deki kabirlerde yatan Zeyniler büyüklerinin ruhlarına da toptan Fatiha'larınızı gönderebilirsiniz arzu ediyorsanız. Süremizi aşmak istemiyorum. Sonuna da geldik. Hoşça kalınız efendim.